Yılmaz'ın açıklamasını siz de gördünüz. Böyle bir içeride ve dışarıda birçok dedikodular oldu. Bunları geride bırakıp neler yapabiliriz konuşmamız lazım diyor. Ben en azından bir gazeteci olarak bu dedikodular deyince aklıma biraz da Biden'ın işte muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı seçimle göndermeliyiz sözlerine atıf yaptığını düşünüyorum. Zira bir telefon görüşmesi yapmışlardı. Ondan önce de yine bu meseleyi geride bırakmalıyız, böyle demişti bana ama filan diye bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi sizin genel olarak, yani muhalefetin genel olarak Türkiye'nin dış politikası konusunda çeşitli eleştirileri oluyor. Bu eleştirileri ABD ile ilişkiler başlığı içinde de çeşitli eleştiriler geliyor. Biraz bu gözle de baktığınızda sizce yarın bu görüşmede nasıl bir havada geçer? Türkiye'nin talepleri ne olmalı ya da bugüne kadar ne yapmalıydı da yarın masaya daha güçlü oturmalıydı? Şimdi gerçekçi olursak yarınki toplantıya ilişkin çok büyük anlamlar yüklenmemek lazım. Niye derseniz şöyle. Şimdi çok belirgin anlaşmazlıklar var Türkiye ile ABD arasında. Birincisi şu. YPG meselesi. Şimdi yarın muhtemelen masada bu da konuşulacak. Türkiye YPG'ye ilişkin bakışı belli. Yani YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu söylüyor Türkiye. Bu konuda haklı tezleri var. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından YPG kullanışlı bir argüman ve gerek Orta Doğu'da gerekse de işte Suriye'de maliyeti az bir şekilde kendisinin varlık göstereceği argümanlardan biri. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'ye vereceği teminatlardan biri şu olabilir Kübra Hanım. Yani diyebilir ki Türkiye, YPG Türkiye'ye direkt saldırı düzenlemeyecek diyebilir. Ama YPG'nin YPG ile olan işbirliğine yönelik söyleyeceği çok bir şey yok. Çünkü çok ciddi şekilde hem silah sevkiyatı yaptı hem destek verdi vesaire gibi. Yani dolayısıyla bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyon değiştireceğini düşünmüyorum. İkinci unsur S-400 meselesi. Yani yarın muhtemelen konulardan biri de bu olacak. S-400 meselesinde Amerika Birleşik Devletleri ne düşünüyor? Ve S-400 meselesinde Türkiye'ye nasıl bir yaklaşım sergileyecek? Orada da baktığımızda Türkiye bu konuda ciddi yatırım yaptı. Milyar dolarlık para verdi. Yani dolayısıyla bu iddiasından vazgeçecek ki burada ben açıklamaları takip ettim bugün programa gelirken de. Şundan şöyle bir yaklaşım içerisinde değil Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir Girit modeline dahi açık değil. Yani S-400'ün bir Girit modeli gibi hangara teslim edilmesi gibi bir seçeneğin bile dışında. Peki biraz adım adım gidelim mi izleyicilerin de anlaması için? Çok kısa bir soru cevap yapalım. Sizce S-400'ler alınmalı mıydı, hata mıydı? Şöyle. Veya gelinen noktada Türkiye ABD ile ilişkilerin gerilmemesi, NATO içerisine kalmak için S-400'ü çalıştırmak yerine Patriot'a ağırlık vermek, sizin deyimiyle Girit modeli gibi seçenekleri mi değerlendirmeli? Yoksa şimdi burada ben siyasi kimliğimizin ötesinde samimi cevaplar veriyorum. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var mıydı? Vardı. Hı hı. İçinde bulunduğu coğrafya itibariyle. Ama öyle bir politika güdüldü ki bir çıkmazın içerisine girdi Türkiye. Şimdi Türkiye'nin Patriot'a ihtiyacı var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri sağlamadı. Türkiye bunu S-400'le yerine getirmek istedi ama bu sefer de NATO üyesi olan bir ülke olarak çapraz bir ilişki kurmak zorunda kaldı. Şimdi Rusya ile ilişkimize baktığımızda bunu böyle tek bir pencereden bakamıyoruz Kübra Hanım. Yani çok karmaşık bir ilişki var ortada. Bir yandan Türkiye'nin NATO üyeliği var. Bir yandan yıllar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile kurduğu o stratejik ortaklık var. Ama öte yandan da baktığımızda Rusya ile yürüttüğümüz hassas bir süreç var. Yani biz Rusya ile Suriye'de aynı fikirde değiliz. Libya'da aynı fikirde değiliz. Hatta çatışan tarafların unsurlarıyız. Bunu böyle doğalgaz anlaşması, İşte petrol anlaşması, S-400 silah satışı gibi unsurlarla dengelemeye çalışan bir ülke pozisyondayız.
Biz S-400'ün parasını verdik. Ama bunu aktive edemiyoruz. Yani gerçeğimiz bu Türkiye olarak. Biz bunu aslında aktive etmemiz lazım da bugüne kadarki taahhütleri ve tarih itibariyle. Bunu da yapamıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir sıkıntımız var bizim. Amerika'yla başlıklara baktığımızda anlaşamadığımız çok unsur var. Şimdi yarınki görüşmeye ben çok büyük anlamlar yüklenmemesi taraftarıyım. Çünkü gerek S-400 konusunda gerek YPG'nin konumu konusunda yani YPG'yi Amerika Birleşik Devletleri bizden farklı bir gözle bakıyor. Biz bunu haklı olarak PKK'nın bir uzantısı olarak görüyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri bunu böyle görmüyor. Yani fazla insan kullanmadan çok az lojistik destek sağlayarak kendisine büyük bir ittifak olarak görüyor YPG. Bu bizim gerçeğimiz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yarınki toplantıda bize taahhüt edebileceği en büyük şey Türkiye'ye YPG kaynaklı bir saldırının olmayacağı yönünde. Ben bugün daha fazlası olmaz. Daha fazlası olmaz. Peki, bir yani ben bugün açalım. Ancak bunu söyleyebiliyorum peki, yani. Peki çok teşekkürler.